Evet, Kablosuz Kedi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Canlı yayınına hoş geldiniz daha doğrusu. Bugün bir konuğumuz var canlı yayınımızda. Kodluyoruz ekibinden iki tane güzeller güzeli hanımefendiyle karşı karşıyayız. İkisinin adı Gizem. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? İyiyiz. Siz İyi. nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bugün Kodluyoruz'un yeni projesi ve Arı gibi çalıştığınız için sürekli proje üretiyorsunuz. Gerçekten hızınıza yetişmek çok mümkün olmuyor. Yeni projesi olan Kodla Dönüştürelim projesinden bahsedeceğiz. Ve bunda da en iyisi sizin projenizi tanıtmanız olur diye düşündüm. Şu an için 52 kişiyiz. İsterseniz küçük bir başlangıçla da başlayabilirsiniz. Daha sonrasında başlayabiliriz. Artacaktır ya da direkt başlayabiliriz de konuya. Hiç fark etmez. Kullanıcılardan katılımcılardan soru gelecektir. Geldiğin sürece hemen size iletirim, notu alırım. İletirim. Bu benim moderatör olarak çalışacağım. Görev alacağım. İlk canlı yayınım olacak. Genelde birebir olduğunda moderatör olmuyor pek fazla ama bugün tamı tamına o ortamı modere edeceğim. İnşallah uygun bir şekilde yapabilirim layığıyla. Evet. Merhabalar efendim. Tamamdır. Buyurun. O Anlıyorum. zaman başlamak için aynen biz küçük bir sunumumuz vardı hocam. Onu ben hemen yansıtayım. Daha sonra böyle Gizem'le beraber Aynen. yavaş yavaş başlarız. Şöyle paylaşacağım ama şu an görünüyor mu acaba benim ekranım? Şimdi ben onu ekledim. Evet, şu an gözüküyor. Biz başlayalım. Zaten en başta Kodluyoruz'dan bahsedeceğiz. İnsanlar gelene kadar biz orayı yapmış oluruz. Sonrasında Kodla dönüşlerinde daha kalabalık oluruz inşallah diyelim. Süper. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi Kodluyoruz kimdir? Bilmeyenler olabilir hala. Biz Türkiye'yi yazılım alanında dünya çapında bir yetenek merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz ve biz bir sosyal girişimiz. Yaptığımız çeşitli işlerden duymuş olabilirsiniz bize. Burada bootcamp'lerimiz var. Kodluyoruz topluluğu var. İş yerleştirme desteği Kodluyoruz da böyle bir yan yana giden şeylerden birisi oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde. Şimdi yeni projemize geçmeden önce ben aslında birazcık şundan bahsetmek istedim. Kodluyoruz birazcık nasıl işliyor? Hani sizin de söylediğiniz gibi sürekli arı gibi çalışıp projeler çıkıyor da bu projeler niye çıkıyor? Neden çıkıyor noktası? Biz Kodluyoruz olarak aslında hedeflediğimiz şey şöyle bir şey. Türkiye'yi bir yazılım merkezi haline getirirken aslında yazılım kültürünü de Türkiye'de oturtmayı hedefliyoruz burada. Burada oturtmak istediğim yazılım kültürü de nedir? İnsanların birbirinden öğrendiği, birbirine destek olduğu, ortak projeler yaptıkları belki ve aslında insanların biraz da yazılım öğrendim ve yapabilirim hissiyatını verdiğimiz işte proje geliştirebilirim, kendi projelerimi geliştirebilirim ve tabii ki de işe değerleşebilirim. Buradan ekmeğimi de kazanabilirim gibi bir yola getirmek. Bunu yaparken burada aslında en ortada duran Kodluyoruz topluluğu bizim için çok kilit bir yerde duruyor. Çünkü biz bu hedefimize giderken şey gibi bir tonla gitmiyoruz buraya. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Herkesin neye ihtiyacı olduğundan da çok eminiz. Ve biz insanlara geliyoruz ve tamam yani ne istediğinizi biliyoruz ve buraya attık bunları yapın gibi bir tonla kesinlikle gitmiyoruz. Yaptığımız şey Gizem'in de aslında yönettiği Kodluyoruz topluluğunu biz sürekli olarak dinliyoruz. Ve sürekli olarak dinleyerek bu topluluğun ihtiyacı nedir anlayıp o ihtiyaçları çözecek çözümlerle gelmeye çalışıyoruz. Örneğin burada mesela bootcamp'lerde geçtiğimiz yayınlarınızda aslında sizin de konuştuğunuz CS50 diye bir dersiniz var. Online bir dersiniz aslında. Bunun hayata çıkış hikayesi tamamen bootcamp'lere gelen başvurularda bir saniye insanların algoritma bilgisinde aslında bir eksik var. Ve burada bu eksiği kapatacak Türkçe kaynak bulmakta zorlanıyorlar. Hadi biz çok iyi bir derse algoritma bilgisi dersini Türkçe'ye çevirelim dedik ve CS50'yi çıkardık. Şimdi aynı şekilde düşünmeye devam ederek CS50'de de insanları dinledik, topluluğu dinledik, neden zorlanıyorlar, ihtiyaçları ne yönde diyerekten bu ihtiyaçları bir araya getirdik. Bunları biz bu ihtiyaçlara ve sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Sonra bu projenin adını aslında Kodla Dönüştürelim koyduk. Kodla Dönüştürelim nedir kısmı? Gizem sanıyorum ki burada topu sen alıyorsun benden. Tabii aslında Gizem çok güzel özetledi böyle bizim geçtiğimiz yolları. Kodla Dönüşen projesini biz 2021 yılının başında Microsoft işbirliğiyle hayata geçirdik. Burada amacımız aslında daha böyle yenilikçi bir yolla
Yine iş yerleşmeleri destek olmak, yazılım alanında kariyer hedefleyen arkadaşlarımızın iş yerleşmesine destek olmak. Burada CS50 değil aslında bu yola başladığımızda online bir eğitim alınırken yaşanılan zorlukları da biraz tespit ederek ilerledik ve bunlara biraz da böyle cevap verecek nitelikte bir proje oluşturmak istedik ve koda dönüşelim bu şekilde hayata çıktı aslında. Bu bizim için büyük bir proje çünkü online olarak iş yerleşimi yapabileceğimiz, online bir eğitimle iş yerleşimi yapabileceğimiz ilk büyük projemiz bizim. Aynı zamanda yine Türkiye'nin birçok şehrinde, farklı şehrinde yaşayan, birçok bölgede yaşayan insanlara da bu proje sayesinde ulaşabiliriz. Çünkü her şey tamamen online bir projede. Peki kodla dönüşelimde neler bekler? Bu ihtiyaçlar nereden doğdu? Biz nasıl tespit ettik ve CSFT'den sonra bunları nasıl tespit ettik ve bunları bu projede nasıl aslında uyarladık? Onlardan biraz bahsedeceğim ben şimdi. Projede bir kere ilk olarak kariyere giden yol haritaları bekliyor sizlere. Tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe bir içerik bekliyor. Bunun yanında mentor ve topluluk desteği bekliyor ve aynı zamanda da iş yerleşme desteği yine projeye katılmak isteyen bütün arkadaşlarımızı bekliyor. Şimdi ilk olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Bir problem yani genel olarak böyle yazılıma adım atmak isteyen ya da yazılıma adım atmış arkadaşlarımızın en temelde yaşadığı bir problem. Çok fazla konu var, çok fazla alan var. Hangisiyle ilgilendiğimi karar veremiyorum ya da nereden başlayacağımı bilemiyorum. İşte bir sürü kaynağın içinde kayboluyorum. Bir yönlendirici arıyorlar aslında burada arkadaşlarımız. CSS'de bunu gördüğümüz için böyle biraz daha burada bu projede Patika.dev'in de içeriklerini kullanarak arkadaşlarımıza yol göstermeyi hedefledik. Çünkü Patika.dev'in içerikleri direkt yol gösterme adı üstünde patikalardan oluşuyor ve gerçekten o yol haritasını çizerken kariyer yolunda arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Aynen. Burada ben kısacık girip şeyi söyleyeyim. Hani ben şey gibi düşünüyorum biraz. Kodlama sanki böyle kocaman bir şeymiş ve yazılım pıt girdim ve bundan sonra akacakmış gibi bir algı var dışında. İçine giren insanlarıma fark ediyor ki çeşit çeşit yol var ve hangisinden gideceğini bulmak zor ve bir yola girdiğinde ilk adımdan sonra ikinci adıma gitmek zor. Patika.dev'in çözmeye çalıştığı şey tam olarak bu. Burada patikalar var ve patikaların içerisinde çeşitli eğitimler ve bu eğitimlerin arasında da çeşitli projeler var aslında. Ve böylece ne oluyor? Ben bu yola girmek istiyorum dediğinde insan o patikada haritasını çizdiği ve pıt 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 takip ederek ilerleyebileceği bir şey çıkıyor karşısına. Bu gördüğümüz insanların yaşadığı sorun ve bunu çözmek isterim dediği bir şey de bizce muhteşem bir çözüm yolu. O yüzden biz bu projede Patika.dev'in içerikleriyle devam etme kararı aldık. Aynen öyle. Bir diğer konum. İçerik bulma noktasında da çok zorlandığını biliyoruz arkadaşlarımızın. Yani Türkçe içerik bulmak çok zor. Aynı zamanda ücretsiz içerik bulmak da çok zor. Bunu yine Patika.dev'in tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe eğitimleriyle çözmeye çalışıyoruz yine. Burada mesela CSFT'de yurt dışından bir dersti Harvard'dan ve onu dublajladık, alt yazıladık, işte Türkçe'ye çevirdik ama burada tamamen yine bizim eğitmenlerimizin ya da işte bizim içeriklerimizden oluşan bir eğitim şeyi göreceksiniz. Tamamen Türkçe eğitimler. Bir üçüncü noktada aslında en çok bize söylenen şeylerden biri yalnız hissediyorum. Ya bu yolda online bir eğitim alırken soru soracak kimseyi bulamıyorum. Ya da aklıma takılan şeyleri kime sormalıyım gibi böyle çok fazla soru da alıyorduk. Bu noktada biz yaptığımız çeşitli etkinliklerle bu yalnızlığı azaltmaya da çalışıyoruz. Challenge dediğimiz etkinlikler düzenliyoruz. Düzenli olarak patikada yer alan farklı patika, farklı konulardaki patikalarda bunu yapıyoruz. Bu challenge'larda böyle 4-5 hafta içerisinde mentor arkadaşlarımızın da desteğiyle birlikte çalışma seansları düzenliyoruz. Bu birlikte çalışma seanslarında da bir sanal sınıf ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın sorularını sorabileceği, mentorlardan destek alabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yani burada da aslında topluluk desteği ve mentor desteği işin içine giriyor. Mentor dediğimiz arkadaşlarımız da zaten bizim eski bootcamp'lerimizden mezun olan ya da yine challenge'lardan mezun olan arkadaşlarımız oluyor. Ve böylelikle hem o kodluyoruz'un en çok önemsediği nokta olan topluluğu da bu projenin içinde yer vermiş oluyoruz. Bizim için gerçekten önemli bir konu. Ve arkadaşlarımızın yalnız hissetmemesini sağlamaya çalışıyoruz bu şekilde. Burada böyle örnek bir görsel koymak istedim. Bir Discord ortamından, bizim challenge grubumuzdan bir örnek. Mentor arkadaşımız burada diğer arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyor. Gerçekten etkili oluyor. Soruları olmayan arkadaşlarımıza girip soruları olan arkadaşlarımızı dinleyerek bilgi sahibi olabiliyor.
Ve bir diğer noktada benim online'da aldığım eğitimler iş yerleşmeme destek olmuyor. Ben bir kariyer hedefliyorum ama hani bir noktada tıkanıyorum diyen de çok fazla arkadaşımız oluyordu. CSF'te de bunu söylüyordu çok fazla arkadaşımız. O yüzden burada bu projeyle biz başarılı bir şekilde bitiren arkadaşlarımız eğitimleri işe yerleştirmeye de çalışıyoruz, onlara destek oluyoruz. Patika'daki eğitimler sektörün ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Ve yine çalışma hayatında da katılımcıları öne çıkaracak yetenekler öğretmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Bu sayede de başarılı bir şekilde bitirdiğinizde, projelerinizi tamamladığınızda CV'nizi Patika ve Kodluyoruz'un ağındaki şirketlere aslında gönderiyoruz ve iş yerleşmenize destek olmaya çalışıyoruz. Burada böyle kısaca bir Patika'nın ders patikalarını göstermek istedim. Farklı alanlarda front-end, back-end, data science alanlarında burada Patika'daki bütün dersleri görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde dersin içerisindeki bütün patikaları, ilerlemenizi, ne durumda olduğunuzu da zaten burada görebiliyor oluyorsunuz. Derse katıldığınızda da dersi zaten almaya başlıyorsunuz tamamen ücretsiz bir şekilde. Peki bu projeden kimler faydalanabilir? Bu soru da bize çok fazla soruluyor. Yazılıma ilgisi olan ama nereden başlayacağını bilmeyen, yazılım alanında iş arayan, aktif olarak iş arayan, kariyer değiştirmek isteyen, yazılıma tamamen dönmek isteyen, mentor olmak isteyen, bildiklerini aktarmak isteyen, topluluğa yardım etmek isteyen herkes aslında Kodla Dönüşelim projesinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilir diyebilirim. O yüzden sizi de davet ediyoruz böyle gelin kodlamaya ilginiz varsa yazılımcı olmak istiyorsanız hayallerinizi geleceğinizi ve geleceğinizi kodla dönüşelim diyoruz. Kısaca böyle sunumumuzu da sizlere göstermiş olduk. Ben hemen paylaşmayı durduruyorum. Bilmiyorum Gizem eklemek istediğin başka şeyler var mı? Belki Patika'ya nasıl, yani süreçte sonra nasıl ilerleyebileceklerini anlatabiliriz arkadaşlarımıza. Orada biraz böyle karışıklık oluyor ilk kaydolmaya girdikleri zaman. Bence öncesinde bir, şu an 98 kişiyiz, bir selamlamaya tekrardan devam edelim. Tamam. Ve Patika'yı da anlatırız. Oradan bir iki tane daha soru var. Onları da cevaplayalım. Bence daha doğru olur diye düşünüyorum. İlk olarak... Herkes hoş geldi arkadaşlar. Bir sürü tanıdık ve tanımadığım bir sürü arkadaşlarım burada gözüküyor. Bir sürü de öğrencim de aynı zamanda var. Kodluyoruz bünyesinde olan da olmayan da. İlk olarak şeyi söyleyeyim. Biz Patika'yı ilk olarak ben bir anlatayım. İsterseniz. Patika'da bir sürü şey var. Hani o az önce sizin gireceğiniz noktaya ben hiç girmeyeyim. Bu arada soracağım soruların hepsinin cevabını verdiniz. Teşekkür ederim. Soru kalmadı. Not almıştım. Sunum bayağı başarılıymış. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle ki arkadaşlar Patika'da özellikle orada bir iki soru vardı. Mesela şu. Native Android ve iOS geliştirme eklenir umarım sorusu var. Bunlar eklenecek. Şimdi diyebilirsiniz ki sen nereden biliyorsun bana söyleyebilirler. Nereden biliyorsun diyebilirler. Arkadaşlar ben ve Şamil burada şu an şeyde içeride sizle beraber izliyoruz. Evet. Şamil genel olarak bu içerikleri çekecek eğitmenlere ulaşıp o eğitmenlerle görüşüyoruz ve o eğitmenlerle beraber içeriği planlıyoruz. Ve tabii ki daha fazla büyük de bir şey var, ekip var bu planlama içerisinde. Fakat genel olarak koordine eden iki kişiyiz. Hatta birçok işi yapan kişi de Şamil diyebilirim burada. Eğitmenleri buluyor, yine de benim network'ümden de yararlanılabiliyor vesaire vesaire. Daha sonrasında bu içerikler beraber karar verildikten sonra belirli standartlarda ve belirli kalitede olması için eğitmenle sıkı bir sürece giriyoruz. Eğitmen ile beraber bu içerik çıkartıldıktan sonra oraya kalite kontrol ekibinden geçince oraya ekleniyor. Yani Patika bu şekilde bir süreçten geçiyor. Onu ilk olarak size söyleyeyim. Ve genel hedefi alandan bağımsız olarak yazılım sektöründe alandan bağımsız olarak birçok alana hizmet verebilmek. Yani sadece web tabii ki de değil, mobili var. Yani mobili ve webi bırakın.
şeyde oyun geliştirme üzerine de çalışmalar var. Yani öyle sınırlandırmamak lazım ve daha birinci fazdayız. İkinci fazında, üçüncü fazında çok çok daha böyle ileri seviye işler çıkacak. Oyun geliştirme sürecinde çalıştığımız ya da izlediğimiz şeyler, süreçlerde ki eğitmenlerimiz özellikle çok farklı ve oyun geliştirme alanında çalışan arkadaşlara heyecanlandıracak türden diyebilirim. Bunun şeyini vereyim. Ek olarak mesela Mahmut Mustafa Çetin daha var. Burada kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. PHP eğitimimizi, PHP dedim çok özür dilerim. Java 101, 102 ve Object Oriented'ı anlatan arkadaşım. Kendisiyle de mesela şey yapacağız, canlı yayın yapacağız. Patika'nın her bir böyle release edilmiş eğitiminin aslında tanıtımı ve eğitmenle sohbet edebilmek için böyle canlı yayınlar yapacağız. Gürcan abiyle de yapacağız. Kendisiyle yine çalıştık. Mehmet Seven'le yapacağız inşallah. Umarız. Mehmet Seven ile de React.js'le ve devamıyla beraber çalışıyoruz. Bir sürü güzel içerikler sizleri bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Bundan dolayı biz zaten eğitmenlerimizi aslında belli noktalardaki eğitmenlerimizi de sektörün içerisinde aktif olarak çalışan ve iletişim becerileri yüksek eğitmenler ile donatmayı, böyle bir kadroyu bu tarz özellikleri daha güçlü olan eğitmenlerden seçmeyi düşünüyoruz. Eğitmenlerimizi bu şekilde belirliyoruz. Bunu söyleyeyim, daha da fazla bir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Ve tabii ki de işte Patika'yı bu şekilde anlatabilirim ben. Daha detaylı bir şekilde tabii ki de siz anlatabilirsiniz isterseniz. Sözü size vereyim. Eklemek istediğiniz bir aslında, konu var. O konuda çok haklısınız hocam. Çok fazla böyle sürekli yeni dersler, projeler, ödevler ekleniyor sisteme. Sürekli üzerinde geliştirmeler yapılıyor patika.dev ile alakalı. O yüzden takip etmenizi öneririz. Hem Patika'yı hem bizi. Böylelikle bütün yeni derslerden, yeni projelerden haberiniz olur. Bekleriz. Herkesi bekleriz. Hiçbir şekilde bir şartımız yok. Yeter ki yazılım sevdalısı olun. Bizim için yeterli. Kesinlikle. Ve hocam siz söylediğiniz hani bu şu anda ilk dalga dediniz Patika'da. Gerçekten de öyle yani. Patika gerçekten şu anda çok yeni ve şu anda inanılmaz iyi kontentlerle, içeriklerle burada. Gelecekte kim bilir neler olacak. Burada gerçekten heyecan var Patika konusunda. Bence gayet iyi bir içerik oluşuyor diyebilirim. Bayağı güzel oluyor yani. Onu söyleyebilirim. Şimdi mesela arkadaşımız ne geliyor? Mesela bak şimdi. Benim takipçilerimden kendisi Gökhan Hoca'nın Node.js eğitimi gelecek mi sitenize? Bunun cevabını ben vereyim. Hayır, gelmeyecek. Çünkü Gürcan abi yani Arin Yazılım'dan onu çekmesi için kendisiyle anlaştık ve kendisi eğitimi bitirdi. SQL'de aynı şekilde onunla çektiğimiz, hazırladığımız içeriklerden bir tanesi. Evet, bunun da cevabını vermiş oldum. Var mı söyleyeceğiniz yoksa soru alayım mı, soru mu üreteyim? Soru alabiliriz, sorunun üzerinden gideriz. Siz soru üretebilirsiniz, onları da alırız. Oradan açarız, devam ederiz. O zaman benim sorum şu. Evet. O zaman buradan anladığım kadarıyla kesinlikle ama kesinlikle ki bizim Patika üzerindeki düşünce yapımızla beraber çalışan bir şey olduğu için bu cevabını tahmin edebiliyorum ama yine de sorayım. Patika üzerinde eğitim tamamlamamış. Fakat sektörde iş aramak isteyen, arayan bir arkadaşımız Kobra dönüştürelimden yararlanabilir mi? Tabii ki de yararlanabilir ama şu şekilde yararlanabilir. Biz onu Patika'ya yönlendiririz ilk önce. Deriz ki bizim hani senin CV'ni paylaşabilmemiz için önce bizim güvendiğimiz eğitimlerden birisinden geçiyor olman gerekiyor. Topluluğumuza katılıp bizimle beraber öğrenmeyi yapman gerekiyor. Sonrasında işe yerleştirme desteği olabilir ama projenin zaten bel kemiği şu anda o eğitimi almak noktası. O yüzden eğitimlere ilk önce yönlendirip oradan topluluğumuza ve etkinliklerimize yönlendirip zaten böylece projenin bir parçası olmuş oluyor arkadaşımızda.
Aslında hali hazırda patika iş yerleştirmelerine devam ediyor. Yani patikayı bitiren arkadaşlarımızın dışında iş yerleştirmeler de oluyor bu şekilde bahsi geçen. Hani biz Gizem'in dediği gibi onlara yönlendiririz o noktada. Oradan sonrasını zaten patikadaki arkadaşlarımız yürütür o süreci. Süper. Peki mentorluk adına diğer sorumu sorayım. Mentor, içerideki mentorlar, yani bu mentor grubu var. Bu grup kimlerden, hangi yetenekli insanlardan, hani yeteneklerinin hani daha fazla, hangi yetenek havuzuna daha fazla sahip bir insan topluluğu var içerisinde? Yani teknikte olabilir, iletişim becerileri de olabilir, içeride bir psikolog da olabilir. Hani bilmiyorum. Fakat işte bunu sormak. Aslında iletişim çok önemli. Yani mentor için, çünkü orada gerçekten ciddi bir iletişim sürdürüyoruz. Bir de bunun hepsini online de yapıyoruz. O yüzden daha da bir önem kazanıyor aslında. Ama genelde biz mentor olarak gördüğümüz arkadaşlarımız genelde bizim ilk mezunlarımız oluyor. İlk onlara gidiyoruz çünkü onları biliyoruz. Onların aldığı eğitimi, tamamladıkları eğitimleri de biliyoruz. Hani bootcampler olsun, patika olsun. O yüzden ilk olarak bu arkadaşlarımıza gidiyoruz ve onların mentor olmalarını istiyoruz. Onlar da birçoğu bize sağ olsun kırmıyorlar ve gönüllü olarak destek oluyorlar. Çünkü zaten bizim en başında toplulukla yapmak istediğimiz şey de bu. Biz bir şey beklemiyoruz topluluktan ama istiyoruz ki bu topluluğa tekrar katkı sağlasın arkadaşlarımıza. Öğrendiklerini gelsinler tekrar. Yeni arkadaşlarımızı topluluğa, yeni katılan arkadaşlarımıza aktarsınlar. O noktada bizim için bayağı önemli bu konu. Mezunlarımız da bizi kırmıyorlar sağ olsunlar. Çok fazla mentorumuz var. Şu an 90'dan fazla mentorumuz oldu şimdiye kadar challenge'larla beraber. Ve gerçekten challenge'ı bitiren arkadaşlarımız da mentor olabiliyor. Bu arada orada şey kriterimiz yok işte, hani belli bir okulu bitirmiş olsun, mezun olsun. Yine aynı şekilde patikayı bitirmiş arkadaşımız eğer hazırsa bunun için, kendini bunun için hazır hissediyorsa ve yardım etmek istiyorsa diğer arkadaşlarına, yeni gelen arkadaşlarına, biz her türlü mentor olması için onu destekliyoruz ve teşvik ediyoruz, öyle söyleyeyim. Aynen. Ve orada şeyin değerine de biraz inanıyoruz, hani benzer yoldan geçmiş birisinin yardım etmesinde güzel bir değer var diye düşünüyoruz. Hani çünkü oradaki zorluğu, nerede tıkanabileceğini, nerede motivasyonun düşebileceğini vesaireyi bildiği için aslında orada topluluğun kendi içinde birbirinden öğrenerek dönmesi, kodluyoruz olarak, hani kodda dönüş dönemin ötesinde de bizim için baya baya değerli bir şey. O yüzden o sistemde burada da koda dönüştüğümde de devam etmeye çalışıyoruz. Şeyi de ekleyebilirim. Şu an sadece böyle challenge'lar üzerinden ilerliyoruz ama gelecekte daha yeni başladık zaten challenge'lara. Böyle daha farklı fikirlerimiz de var. Biraz daha böyle hard skill'den ziyade soft skill'leri geliştirebilecekleri etkinlikler de düşünüyoruz. Yine böyle kendi içimizde yapacağımız. Her anlamda böyle beslemeye çalıştığımız bir şey olacak, proje olacak diyebilirim. Hem hard skill'lerini hem soft skill'lerini geliştirebilecekleri. Süper. Süper. Peki güzel, birkaç tane daha soru var burada. Mesela şöyle, bu sitenin kullanımıyla alakalı bir şey ama belki ilgili bir yere şey yapabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. İş aramadığını seçerek katılmış ama daha sonrasında bunu nasıl değiştirebileceğini soruyor. Anladım. Yani bahsettiği yer patika.dev mi? Evet. Muhtemelen patika. Tahminen patika.dev. Şöyle söyleyeyim. Hani koda dönüştürelimde bizim toplumumuza ya da bir challenge'a katıldığınız etkinliklere. Yani koda dönüştürelim şöyle düşünebiliriz. Patika.dev eğitimlerin üzerinde biz biraz kodluyoruz topluluğu ve bunun desteği, bunun etkinliklerini vesaireleri koyuyoruz. Ve buradan atıyorum, bir challenge'a katıldınız. Challenge'ı bitirdiniz. Oradaki seçiminizden bağımsız olarak zaten sizi yönlendirme yapabiliriz. Hani burada sizinle iletişime geçeriz zaten ve yönlendirme yapabiliriz. Ama patikada bunu nasıl değiştireceğiniz noktasının ne yazık ki cevabını ben bilmiyorum. Patika.dev'den bir arkadaşımız belki bununla ilgili yanıt verebilir diye düşünüyorum. Ya da patikanın launchpad sunucusuna girip sunucusuna dahil olup orada da sorularını sorabilirler. Bu sistemle alakalı sorularını orada da sorabilirler. Patika ekibi orada direkt hemen cevap veriyor olur. Güzel, gayet güzel. Ve yine bu tarz şeylerin, kanalların linkini Discord olabilir ya da işte ilgili mail adresleri olabilir. Şu an izleyen kablosuz beyin kodluyoruzdaki kimdi? Ne, Ayberk miydi? Ayberk olabilir belki. Ayberk olsun bundan sonra.
Bilen arkadaşlar aynı şekilde Şamil sen de paylaşırsanız buradan seviniriz. Devam edelim. Peki Patika Dev'den ki ben bunu sordum. Challenge'lara katılabilir mi? Eğitim serisi izlememiş. Tabii ki. Amacı bu. Hani Patika Dev'deki bir patikayı alalım ve hadi bunu birlikte bitirelim. Biz size destek olalım. Bunu tek başına bitirmekle uğraşma. Gel birlikte destekle, mentordur, topluluktur. Birlikte bitirelim. Böylece kısa bir sürede bitirmiş olursun sen de. Orada şöyle bir şey de var. Normalde challenge'ları biz biraz da böyle 5 haftayla sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar bitiremediklerinden dert yanıyor. Yani bitiremedik 5 hafta çok kısıtlı. Gerçekten yeterli değil yeni başlayan arkadaşlar için. Ama zaten devamı oluyor bu challenge'ların. Yani bir kere bir challenge'a giren arkadaşımız ikinci bir challenge'a girip ikinci challenge'da bunu bitirebilir. O noktada hiçbir problem yok. Orada challenge'ları kısa tutmanızın amacı aslında biraz da o şeyi hype yüksek tutmak. Böylelikle hani hızlı bir şekilde ilerleyelim, bir arada birlikte bitirelim. O yüzden bir sonraki challenge'lara da katılarak devam edebilirler. O konuda da böyle kendilerini şey hissetmesinler. Çünkü bazen sınav haftaları oluyor, çalışıyor oluyor arkadaşlar ve devam ettiremiyorlar haliyle. O yüzden sonraki challenge'lara da katılım sağlayabilirler. Süper. Bilgi Adam Mod 10 diye veriyorum Ömer Faruk'tan. Ömer öyle değil. Bilgi Adam senden bunun için para alır. Kodluyoruz almıyor. Aynen öyle. Bu noktada tek para almayan kişi Kodluyoruz inan bana. Genel olarak bütün eğitmenler eğitmenlere ve diğer bütün kanallara bu işlem için para harcanıyor. Bir bütçe ayrıldı. Bu noktadaki en karlı kişiler, öğrenciler sana bunu yemin edebilirim yani gerçekten öyleler. En karlıları o. Bir de dediğim gibi hani bunun üzerinden patika kodla dönüştürelim bu süreçte devam ettiğinde seni dedi kendi iştirakleri olan şirketlere ne yapacak? CV'ni gönderecek ya da uygun bir pozisyon olduğu zaman bu buradaki CV havuzundan şey yapılacak. Bak kardeşim böyle bir şey var burada. Böyle bir bu yollardan geçmiş, bu challenge'ları atlatmış, bu projeleri tamamlamış. Böyle kendine göre belki de open source bir şeyler geliştirmiş ya da katkıda bulunmuş. Böyle birisi var elimizde. Bunu değerlendirmek ister misin? Diye referans olabilecekler. Bu noktada Patika'nın da en başından beri amacı zaten ellerinizi kirletebilmek. Ellerinizi kirlettirmek. Buna göre müfredatları oluşturmaya çalışıyoruz. Buna göre ödevler sonrasındaki belirli zaruri olan seçenekler var. Bu noktada sizin bir şeyleri yaptığınızdan emin olmaya çalışıyoruz. Yani bu noktada biz kendi ekibimize bile dahil ediyoruz arkadaşlarımızı. Yani bu patikayı başarılı bir şekilde bitirmiş arkadaşlarımızdan şu an ekibimizde çalışan arkadaşlarımız var. Yani her türlü iş yerleştirme yapıyoruz. Hem kendi ekibimize hem diğer ortak olduğumuz şirketlere. Oo süper. bir tane olumsuz diye bir arkadaşımız var. O da demiş ki Kodluyoruz ile Patika ayrımı tam olarak anlayamadım. Siz mi anlattınız? Kafa karıştırabiliyor. Ve çok anlaşılır kafa karıştırmak. Çünkü şöyle bir şey aslında. Patika.dev Kodluyoruz'dan doğan bir oluşum. Ve Kodluyoruz'dan doğan ama sonrasında her doğan çocuk gibi Kodluyoruz'dan şu anda ayrı aslında. Yani iki farklı şeyden bahsediyoruz. Peki burada ayrıyız ama birbirimizin çok kuvvetli partnerleriyiz kesinlikle. Hani biz koda dönüştürelim de mesela patika.dev'in içeriklerini kullanıyoruz. Ve buradan insanlara topluluk desteği vererek bunları tamamlamalarını planlıyoruz. Çünkü burada aslında üretilen içeriğe sizin de söylediğiniz gibi çok güveniyoruz noktası. Burada karşılıklı olarak paslaşıyoruz, çok yakın çalışıyoruz ama Kodluyoruz Patika.dev aslında birbirinden farklı iki oluşum şu anda. Evet, süper. Java Spring Framework'ü eklenir mi acaba diye bir soru gelmiş. Buna ben cevap vermek istiyorum. Java Tabii. Spring Framework'ü ilk aşamada Java'yı ekledik. Sonrasındaki aşama Java Spring Boot olacak. Fakat Spring Framework'ü ekli ya da şöyle söyleyeyim bir içeriğin eklenip eklenmeyeceğini şu şekilde bakıyoruz. Dışarıda ki iş ilanlarına bakıyoruz ve yine bu iştiraklerden en çok aranan iş pozisyonlarına ve yeteneklere bakılıyor. Bunlara göre içerikleri üretmeye çalışıyoruz ve tabii ki de Spring
gelecek. Fakat bu fazla mı gelir, ikinci fazla mı, üçüncü fazla mı, bunun şeyini söylemeyeyim. Eğer bu noktada Şamil daha bilgili, eğer şey varsa, bak ha, tamam. Şamil eğer bu konuda cevap vermek isterse buyursun, cevap versin. Spring Framework'ümüz kaçıncı şeyde fazla gelecek bilmiyorum ama gelecek, onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu daha fazla iş şey yerleştirme potansiyeli yüksek olan teknolojiler ve diller ilk sırada geliyor. Bunu söyleyebilirim. Başka bakıyoruz. Şimdi güzel sorular var. Mesela bir tanesi yine benle ilgili. Gökhan abinin anlattığım bir konu var mı patikada demiş. Benim anlattığım konular tam olarak eğitmenler için geçerli. Hani eğitmenler için bir içerik çekiyorum. Yine eğitmenler için başka bir eğitim çekiyorum. Sonrasında işe girmeden önce yapmanız gerekenler, işe işte CV oluşturmak, işi başvurusu yapmak ya da iş teklifi aldığınızda yapmanız gerekenler, işe girdikten sonra ekiple çalışmak üzerine yapmanız gerekenler, o hiyerarşi arasında kaybolmamanız ya da birlikte çalışma, bir takımla çalışmak için gereken araçlar, gereçler, GitHub kullanımı, birazcık advanced boyutta bunları ele alan eğitimlerim var. Onun haricinde ise bilmiyorum, Vue.js belki eğitimi çekerim. Vue 3 eğitimi özellikle belki çekilebilir ama faz 2'de ya da faz 3'te gelir. O noktada ben mi çekerim, başka bir eğitmen arkadaşımızla mı anlaşırız? Bu noktayı çok emin değilim açıkçası. Evet, bakayım. Flutter gelir mi? Flutter gelecek. Neyse, şeyle şu an tabii siz patikanın içeriklerinden bahsedince otomatik olarak burada bir farkındalık oldu patikaya. Böyle yardırmaya başladılar. Süper. Bakıyorum. Evet, ya genel olarak bütün bootcamp'ler online'a döndü. Şu anda önümüzdeki planladıklarımızın hiçbirisine de henüz yüz yüze dönme planlarımız yok. Ama hani virüsün gidişi, açılışın gidişine göre bunlarla ilgili bir değişim olursa zaten hani bootcamp'lerin duyurusunu çıkarız. Ama şu an her şey online şekilde. Süper. Evet, bakalım başka soru var mı aklımıza gelen? Benim aklıma gelen bir soru var mı diye. Ben bir soru gördüm ama onu cevaplayabilir miyim hemen? Tabii ki. Adını söyle. Backend Challenge gerçekleşti mi diye sormuş Büşra Göktaş. Backend Challenge'ı başlattık ve bitmek üzere. Ama yenileri gelecek. Yani hani bitecek ama bir sonraki önümüzdeki ay muhtemelen ya .NET üzerine de açmayı düşünüyoruz. Bir backend challenge daha açmayı düşünüyoruz. Evet. Güzel. Hatta buradayken ben şeyi koyayım araya. Aslında Gizem kısaca bahsetti. Şu anda koda dönüştürelim dahilinde etkinlik olarak yaptığımız şeyler challenge'lar, birlikte çalışalım seansları. Ama bunun sonraki adımlarında şu anda planlama aşamasındayız. Ve o en başta anlatmaya çalıştığım bunları nereden buluyoruz, ne planlayacağımızı nereden buluyoruz noktası tam olarak bu challenge'larda birlikte çalışma seanslarıyla vesaireyle gördüğümüz insanların zorlandığı ve bu olsa evet yardımcı olurdu dediği şeylerle ilgili challenge'ların üzerine de çeşitlendirme yakın zamanda gelecek. Süper, bir soru var şu an ekranda. Bilgi edinmek için soruyorum. Firmalar üzerinden freelance iş yönlendirme oluyor mu? Freelance iş yönlendirme oluyor mu? Olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle yapılıyor mu, yapılmıyor mu ya da kaç tane yapıldı, kaç tanesi başarıyla sonuçlandı kısmını bilmiyorum. Ama hani firmanın ihtiyacı ve işe yerleşmeye çalışan insanın ihtiyacı kavuştuğu noktada bunlar yapılabiliyor. Şey de çok fazla yapılıyor, onu ekleyebilirim. Yurt dışıyla anlaşmalı, ya yurt dışında olan şirketlerle de anlaşmalıyız bazı girişimlerle ya da şirketlerle. Oralara da yönlendirme yapıyoruz zaman zaman. İhtiyaç halinde oralarda gönderme. Yani remote olarak hani bu şekilde bir yönlendirme yapıyoruz. Remote olarak. Gayet iyi. Tabii bir ton iştirakiniz var. İnanılmaz yani gerçekten. İnsan şey yapıyor. Şaşırıyor. Bu kadar fazla. Launchpad'in tanımını kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Launchpad mi? Şimdi Launchpad'in tanıtımını ben yapmaya çalışayım ama Launchpad aslında Patika'nın bir oluşumu. O yüzden yaptığım tanım eksik olabilir. Oradan arkadaşlar eğer ki Launchpad'in Discord kanalını verirse oradan daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Launchpad de Patika'nın aslında kendi kurduğu topluluk.
Hani kodörs topluluğundan bahsettik. Bir de Patika'nın kendi kurduğu topluluğu. Burada ne yapıyorlar? Kendilerini tanıtacakları şeyler, yine buradaki insanlara yardımcı olma. Patika kendisi bootcampler de yapıyor. Bu bootcamplere insan yetiştirme noktasında çeşitli çalışmalar şeklinde. Launchpad'in tanımı aslında Patika'nın topluluğu ve kendi Discord üzerinden yürüttüğü etkinlikleri, çalışmaları diyeyim. Ama bir tanım olabilir deyip orada bir linki bırakabilirse çok sevinirim aşağıya. Evet, duyduğunuz arkadaşlar, bize yardımcı olan Kodluyoruz ekibi şu an. Cihan Özen'den çok güzel bir soru gelmiş. Bunun cevabını ben çok merak ediyorum ama bununla beraber eminim burada yayında olan ve sonra izleyen bütün arkadaşlar bunu merak edecekler. Olmadan direkt lokasyonda çalışma vizesiyle gönderim sağlanabiliyor. Bu hiç yapıldığını bilmiyorum. Yapmadık daha önce diye biliyorum ben. Şu anda yapılmadı ama eğer ki hani işe alım yapacak olan şirket ikna edilebilirse ve bütün bu sürece girelim diyebilirse neden olmasın diyorum. Ama şu ana kadar yaptığımız bir şey değil sanıyorum ki bu. Yani bu tamamen şirketin kendi verdiği bir karar. Aslında bizim ötemizde bir karar olduğu için. Çok güzel soru gerçekten. Arkadaşlar linkleri bana atabilir misiniz? Benim şeyimi bilen WhatsApp ya da Telegram bana oradan birisi ulaştırabilirse ben paylaşabilirim linkleri. Konuşamadım. Linkleri daha kolay olur. Güzel bir soruydu. Gerçekten muhtemelen şirketin buradaki talebi çok önemli. Burada lokasyonda ben bu arkadaşı istiyorum diyorsa işte o zaman seve seve gönderilir de. O da ayrı bir başarı olur bu arada. Gerçekten çok güzel bir örnek olur. Gerçekten. Evet. Mezuniyetime bu alakalı mı bakayım? Kısa bir süre kaldı. Bu yüzden bu programın kimlere hitap ettiğini merak ediyorum. Hangi alanlarda eğitimler var? Patika üzerinden bence soruyu soruyor. Sonundaki soru ama bence üstteki de size gelmiş bir soru. Aynen öyle. Yani mezuniyetine kısa bir süre kaldıysa ve yazılımla ilgileniyorsan sana hitap ediyor. Onu söyleyebilirim Ekrem. Hani burada işe yerleşme olabilir. Bu arada sadece işe yerleşme odaklı olarak da düşünmek zorunda değilsin. Hani kendime gireyim, geliştireyim, neymiş merak ediyorum dediğin noktada da gelebilirsin. Hangi alanda eğitimler var noktasında patika.dev'e gittiğinde görebiliyorsun o eğitimlerin hepsini. Oradan teker teker bakabilirsin eğitimlere. Evet, güzel. Hangi alanlarda eğitimler var? Onu da sen zaten cevabını verdin. Birçok alanda var. Web, mobil, oyun geliştirme ile yani daha yayınlanmamış olabilir. Fakat işte oyun geliştirmeyi şöyle düşünmeyin. Sadece gidip kodlama değil. Bunun belki tasarımsal, sanatsal kısmı da sizi ilgilendiriyor ve hoşunuza gidiyor olabilir. İşte bu noktada da eğitimler mevcut. Olacak. Yani şu an lakin olacak. Şimdi Discord linklerini ben buradan paylaşıyorum. Launchpad için Discord linki bu arkadaşlar. Bu akşam 21'de yayın olacakmış. Onu söyleyebilirim. Başka bir şey var mı henüz? Güzel. Ben hızlı bir minik bir kendimle ilgili bir şuradan soruya cevaplayayım. Çok özür dilerim. Tabii ki. Udemy'den dersimi aldın. Soru sormak için nereden ulaşabilirim size demişsin. Hangi eğitimi aldın? Vue.js, Next.js ise grubu var. Grubuna, Telegram grubuna katılmanı tavsiye ederim. Yok ise e-mail atabilirsin. gokhan@gkandemir.com'dan bana ulaşabilirsin. Evet. Skorlar ne kadar önemli demiş. Skorlardan kısmının Patika üzerinde yer alan skorlar değil mi? Evet, yeraltı dans. Güzelmiş, bravo. Evet, Patika üzerindeki skorlar. Bunlarla ilgili bilginiz var mı? Bunlarla ilgili bilgim çok detaylı bir şekilde yok. Hani ama şunu söyleyebilirim. Hani kodla dönüştürmede devam edişinde yeterli skora ulaştığında okey tamam devam edebiliyorsun noktası. Ama skorların ne olduğu düşünülürse senin bir konuyu ne kadar iyi anladığın, ne kadar iyi yaptığın noktasında olduğu için aslında programın dışında skorlar evet tabii ki de önemli. Aynı zamanda leaderboard listesi var bu liderler tablosu. Orası için de önemli skorlar. Genel olarak kodluyoruz diye sorulmuş bir soruyla gelmiş. CS15 benzeri. Eğitim çevirileri gelecek mi? Şimdilik ya şu an bende yok aslında. Evet.
Ama olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın gerçekten? Hani böyle bir istek varsa özellikle hani kodluyoruz topluluğuna katılıp buradan eğer ki çok fazla insandan bunu duyarsak söylediğimiz gibi yani projeleri nasıl önceliklendiriyoruz noktası topluluktan biz ne duyarsak ihtiyaç neyse onu önceliklendirerek gitmeye çalışıyoruz. Oradan böyle bir istek alırsak neden olmasın değerlendiririz. Süper. Süper. Sizin sayenizde kanalımıza bir kişi bağışta bulundu efendim. Süper. Kodluyoruz ekibinin Discord'unu da paylaşabilir misiniz arkadaşlar benimle? Evet, View Discord kanal linki yok Servet Bey. Benim şey linkim var. Grubun linki var. Grubun linki de birinci bölümün sonundaki derste mevcut. Oradan bakarsanız süper olur. Linklerden bahsederken ben şeyi de söyleyeyim arada. Hani kodda dönüştürelim bahsettiğimiz esas proje. Burada arkadaşlar kodluyoruz.org/kodla-dönüştürelim dediğinizde kodluyoruz'a gittiğinizde zaten göreceksiniz o linki. Girerek hani siz bu programa nasıl kaydolabilirsiniz, nasıl dahil olabilirsiniz vesaire noktalarını buradaki linkten bulabilirsiniz. Linklerden bahsederken bundan da bahsetmiş olalım. Süper. Bakıyorum ilgili soru var mı diye sanıyorum yok gibi şu an için. Evet. Ramazan'dan kodluyoruz'un Discord grubuna geldi. Sevgi Türkmen bir soru sormuş. Sırada onu hemen hızlı bir cevaplayabiliriz. Nerede? Çok hızlısın. Ha, şurada geldim. Tabii ki de ya dediğimiz gibi burada önemli olan ilginizin olması. Yazımı yani farklı bir alandan olup çok fazla işe yerleştirdiğimiz arkadaşlarımız var. O yüzden o konuda çekinceniz olmasın. Hani ben mühendislik mezunu değilim, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi değilim. İşte başlayamam ya da yapamam gibi düşünceleriniz varsa o konuda rahat olabilirsiniz. Hani herhangi bir bölüm şeyi aramıyoruz. Çok dediğim gibi çok sözel bölümlerden bile işe yerleştirdiğimiz arkadaşlarımız var. Orada bölümün önemi yok. Biraz daha sizin ilginizin ve alakanızın ön plana çıkması önemli. Onun dışında istediğiniz şekilde başvurabilirsiniz. Kesinlikle. Süper. Süper. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceksen buyur. Devam et. Çünkü bu soruyu görmüştüm. Ben şu an üniversite öğrenci topluluklarıyla direkt projenin bir bağlantısı yok. Ama bizim üniversite, belli üniversite topluluklarıyla bir bağlantımız var. Harekete Geç toplulukları var. Belki duymuşsunuzdur daha önce. Orada Türkiye'deki yazılım alanında faaliyet gösteren bazı üniversitelerle partnerliğimiz var. 40-45 kadar toplulukla birlikte aslında partneriz. Bazen zaman zaman bir araya gelip de çalışıyoruz. Süper. Şöyle bir sorumuz daha var. Her iki kodla dönüştürelim eğitimine de katılabilir miyiz cevabı? Tabii ki. Evet. Çalışanların hepsi aynı. Evet, o sizin ilginize nerede ne öğrenmek istediğinize bağlı olarak karar verebileceğiniz bir şey. Süper. O kadar fazla link atıyor ki Ramazan bir anda şey oldu yani. Daha diğerini kopyalarken diğeri geldi bak bir şey oldu. Belki de hepsinin şeyi neyse. Şöyle bir soru daha vardı şurada. Dur bakayım. İnternet sitenizden edinebilirim. Şöyle bir şeyimiz var. Kodla dönüştürelim projesi hakkında bilgiyi internet sitenizden edinebilir değil mi? Evet. Ben şimdi onun linklerini paylaşıyorum. Hemen. Aynen. Yani oradaki sayfaya gittiğinizde oradan edinebilirsiniz. Sonrasında da Discord üzerinden, topluluk üzerinden bize soru sorduğunuzda bunlarla ilgili de size kesinlikle yardımcı oluruz. Daha önceden bootcamp'e katılmış biri tekrar başvurabilir mi ve seçilme ihtimali nedir? Sanırım bu bootcamp'e ama bu farklı dinamikler. Bootcamp'te kodluyoruz için konuşuyorum tamamen şu an. Evet, kodluyoruz'un açtığı bootcamp'lere tekrar maalesef hani yeni arkadaşlarımızı kabul etmek istediğimiz için yararlanmayan bu fırsattan arkadaşlarımızı kabul etmek istediğimiz için dahil edemiyoruz. Seçilme ihtimali yok ama şöyle asistan olabilirsiniz. Asistan olmak isterseniz kapınız her zaman açık. Eğitmenlerimize yardımcı olmak isterseniz eğitim boyunca yine bu şekilde de aslında asistanlık yaparak da derslerden faydalanabilirsiniz. Aynen. Ya da koda dönüştürme mentor olarak katılabilirsiniz mesela. Aynen. Güzel. Testini getir. Az önce bir soru sormuştu. Onun bir cevabını vereyim. Sonra size sözü vereyim.
Sorduğun soru şuydu, yanlış hatırlamıyorsam, stres ortamında, stres olduğu yani yoğun streste kodlama yapamıyorum. Bununla ilgili ne yapabilirim? Bunun cevabını burada vermem çok doğru değil. Bununla ilgili bence çok güzel. Ya ben bir içerik çekeyim ya da bir canlı yayın yapalım, karşılıklı oturalım, konuşalım. Hatta yaşın 33, benim de yaşım 33. Seni konuk alayım, beraber konuşalım. Ne dersin bu konuyla ilgili? Bence çok daha verimli olur bu böyle bir yayın. Eğer böyle bir şeye varım diyorsan mail adresime gokan@gkandemir.com'a mail atarsan çok sevinirim. Ek olarak ya da bunun yorumun altına şey bu yayının altına da yorum olarak e-mailini atarsan ben sana oradan ulaşırım. Stop sizde şimdi. Tamamdır. Yaş sınırı neden var genel bootcamp'lerde? Yaşım 33. Her bootcamp'te yaş sınırı yok aslında. Bootcamp'ler kodluyoruz üzerinde konuştuğumda şu şekilde. Biz çeşitli kurumlarla partnerlikle açıyoruz bootcamp'leri. Mesela işte Dünya Çalışma Örgütü'yle açtığımız var. Ya da Fırat Kalkınma Ajansı'yla açıyoruz vesaire gibi. Ve bazen partnerlerimizin kendi hedefleri doğrultusunda kendi sınırları olabiliyor. Oradan bize destekli oluyor. Mesela şunu söyleyebiliyorlar. Biz sadece şu illerde yaşayan insanlarla bu bootcamp'ı açmak istiyoruz. Ve biz orada o partnerlerimizin isteklerine uygun olarak gitmek zorundayız. Ama 33 yaşındasın ve birisine başvuramazsın diye bir şey yok aslında. Gayet güzel. Bu arada az önceki size soruyu bizim eğitmenimiz sormuştu. Koda dönüştürelim projesinin üniversitelerdeki eğitmenimiz sormuş idi. Bakıyorum başka ilgili bir soru var mı diye henüz bir şey göremedim. Bootcamp'lerdeki sınırlaması var mı? Kaç kişi katılabiliyor? Bootcamp'lerde 30 ile 40 kişi arasında. Online'a geçtiğimiz için 30'du eskiden. Bunu 40'a doğru çekebiliyoruz şu anda birazcık daha oradaki esnekliğimizden dolayı. Bakın bu yayından şunu anladık. İnsanlar Kodluyoruz'un bootcamp ile ilgili çok fazla soruya sahip ve çok fazla... Aynen. Bir yani bilgi açlığı var ve bununla ilgili bence bir farkındalık yayını yapılması gerekiyor bence. Yapalım mı sizle başka bir haftaya yapalım mesela diyorum. Yani isterseniz yapabiliriz. Güzel olabilir bu tarz bootcamp'lerle ilgili. Çünkü sen bootcamp ne abi? mesela güzel bir soru. Bootcamp'ın yani başlayıp diğer sorulara da geçtiğimiz yayın tabii ki de biz çok isteriz. Onda bootcamp ekibinden evet. Arkadaşlarımız katılır ki bütün evet. Detaylı hakim olsunlar. Çok güzel olabilir. Bakıyorum AI alanında AI alanında bootcamp'e gelecek mi veya eğitimler olacak mı? Şimdi ben buna cevap vermek istiyorum. Çünkü bu genel olarak bizim Gülcan ile de konuştuğumuz bir şey. Evet, tahmin ediyorum ne konuştuğunuzu. Bir yapay zeka alanı üzerinde bir bootcamp açılsa katılımcıların ilk olarak çok ama çok tecrübeli insanlar olması lazım. Gerçekten öyle. Yani şöyle diyelim hani junior bir yapay zeka ile uğraşan birisini yetiştirmek ne kadar mümkün? Ben onu söyleyeyim. Yapay zekayı bilmeniz için sizin veri madenciliğini yalayıp yutmuş olmanız lazım. Makine öğrenmesini yalayıp yutmuş olmanız lazım. Ve bunları yalayıp yutarken deli gibi matematik ile de uğraşıyor olmanız gerekiyor. Kodlaması bu işin en kolay tarafı. Matematiksel çözümü yapabilmiş olmanız lazım. Dolayısıyla matematik kısmı da çok önem arz ediyor. Burada işte türevidir, integralidir, diferansiyelidir bu tarz konuları yalayıp yutmuş olmanız gerekiyor. Genel olarak fiziksel bir objeyi tüm modellemeleri matematiksel olarak rahatlıkla yapabiliyor olmanız gerekiyor. Ondan sonra yapay zeka ile ilgili artık çalışmaya hazırsınız demektir. Bu 3-4 yılınızı 5 yılınızı alabilecek bir şey. Dolayısıyla 4-5 yıl zaten bu tarz alanlarda, bu alanlarda çalışan kişi gelip bir bootcamp'e girmez. Kendisi otur yani araştırıp, kurcalayıp, öğrenmeyi öğrenmiş kişiler oturup bootcamp'e hızlı bir şekilde hani ben burada öğreneyim şeyini zaten girmezler. Bunu net olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla bootcamp'lerin ilk amacı neyi nasıl yapacağını belli noktada karar verememiş
ama bu noktada yeteneği var ve hızlı bir şekilde sonuç alabilen insanlardan seçiliyor. Yani bu şekilde öğrenci kitlesine hitap ediyor diyelim. Ve daha da ileri seviyelerde var tabii ki de, bunu söylemiyorum teknik anlamda. Fakat yapay zeka bunlardan bir tanesi değil. Size orada bir hafta, iki hafta, iki aylık yani eğitim şeyler de var. Udemy'de şurada burada da eğitimler var. Yapay zeka eğitimleri falan. Ne oldu? Yani o eğitimi aldıktan sonra yapay zekada hemen çat diye iş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hayır. Ben maalesef söyleyeyim, bulamazsınız. Çünkü tecrübe çok önemli bu noktada. Evet. Ve o tecrübe çok fazla uğraş ve araştırmayla geçiyor. Neden yapay zekayla uğraşan insanlar akademisyen? Yıllarını araştırmaya vermişler zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve bu noktada ilerliyorlar. Bu yüzden bu tarz bir bootcamp, şimdi ben gelmez derim. Kesin gelmez demeyelim de hocam. Diğer alanlarda daha çok açıyoruz öyle diye. Şöyle dediğiniz çok doğru. Bir de şöyle bir şey de var hocam. Biz bu bootcampleri açarken hem bizim partnerimiz olan kurumların da isteklerini ve taleplerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sektördeki şirketler ne istiyor? Yani o şirketin neye ihtiyacı var? O kurum bir işe alım yapacaksa neye ihtiyacı var? Onu görmeye de çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'deki genel ihtiyaç zaten daha çok web development üzerine olduğu için, daha çok front-end ya da back-end tarafında olduğu için gördüğünüz evet. üzere zaten bizim bootcamp'lerimizde biraz daha front-end ve back-end üzerine yoğunlaşıyor. Ama hani hiç gelmez diye bir şey de yok tabii ki de. Geçtiğimiz yıllarda biz açmıştık daha önce makine öğrenmesi üzerine ya da yapay zeka üzerine bootcamp'ler. Gene olabilir ama bir şu anki açtığımız alanlardaki sıklıkla olmaz. Öyle söyleyelim. Evet. Şöyle bir durum da var. Neden yani gelmezse şu ilgili bir eğitmen bulunamadı ondan dolayı ya da kitle yoktur diye değil bakın. Buradaki bunun arkasında başka bir felsefe, başka bir düşünce var. Onu söyleyeyim ben size. Bundan yaklaşık 4-5 ay önce bu işte yapay zeka alanında çalışalım, ona işte bootcamp'leri açalım diye Gülcan kurucu ortaklardan bir tanesi Kodluyoruz'un. Gülcan benimle dedi ki abi dedi sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben de az önce size anlattığım gibi düşüncelerimi aktardım. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Öğrencilerin bu noktayı istemesi takdire şayan. Böyle bir şeyi istemesi takdire şayan. Fakat benim az önceki söylediğim süreçleri hiçbir şekilde geçirmemiş. Öğrenciler buna katıldıktan sonra yapay zekada inanılmaz şeyler yapacağını düşünerek katılıyor. Ve sonunda hayal kırıklığına uğruyorlar. Ve ben yapamayacak mıyım acaba deyip böyle motivasyon kaybına uğruyorlar. Motivasyon kaybediyorlar. Doğal olarak bu istenilen bir şey değil. Bundan dolayı insanları daha motive edecek ve daha hızlı geri dönüşü olabilecek, daha hızlı para kazanıp hayata tutunabilecek eğitimlere yöneliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu o yüzden bu noktadan bakmak gerekiyor. Adem çok güzel söylemiş. Adem Numankaya AI alanında bilgi kirliliği var. Çok kolay zannediliyor. Kesinlikle. Ve Türkiye'de değil sadece AI alanında genel olarak bilgi kirliliği var diye düşünüyorum ben de. Evet, evet. O zaman yolumuza devam edelim. Işıklı LED falan. Benim direkt kablosuz kedi tayfam burada. Yani ilk zamanından beri olan tayfa da burada şu an. Yurt dışı sorusunu soran da böyle bir kardeşimdi, dostumdu. Furkan da aynı şekilde ışıklı LED falan. Çok güzel. Onur'un sorduğu bir şey. Sorduğu soru değil. Yani soru ama şey. Kodluyoruz. YouTube'a çok fazla içerik üreten bir kurum değil. Daha böyle aslında perde arkasında çalışan bir kurum. Benim de tanışmaları da çok enteresandı. Yani Vue sınıf eğitimi verecekti. Ben bir şekilde araştırmışlar. Vue eğitimini benim verdiğimi görmüşler. Verenlerden birisi benim. Benimle iletişime geçtiler. Sonrasında çalışmaya başladık. Yani öncesinde ben de mesela çok bilmiyordum. Tamamen aslında perde arkasında çalışıp bir şeyleri aynen. başarıp ve gerçekten büyük büyüme oranlarına, büyük başarı oranlarına sahip bir kuruluş. Dernek diyeyim daha. Aynen.
Aslında içerik üretme noktasında biz de böyle çok hevesliyiz, YouTube'a bir şeyler yapmak istiyoruz. Hatta bunun için böyle pandemi öncesinde planlarımız vardı. Hani bir şey şöyle yapalım, böyle yapalım. Daha böyle fiziksel ortamda yapılması gereken şeylerdi yapmak istediğimiz şeyler. İşte başarı hikayeleri serileri gibi. Ama tabii böyle pandemi herkesin planlarına ket vurduğu gibi bize de aynı durum söz konusu oldu. Ama böyle düşüncelerimiz var. Yani YouTube'a daha fazla yüklenmek istiyoruz. Biraz daha fazla içerik de orada oluşturmak istiyoruz. Aynen. Bu ve kadar geç. Söylediğimiz gibi Discord üzerinde daha fazla yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden herkesi Discord'da da bekliyoruz burada. Geç olsun, güç olmasın diyelim o zaman. kablosuz beyin de sürekli kablosuz beyin de burada deyip duruyor. Kardeşim bak yapmayın. Linç ederler sizi, yapmayın. bakalım. Çok güzel. Kendi finansman kaynağınızı nasıl modellediniz? Bu kadar güzel bir yapıyı nasıl ayakta tutacaksınız? Süper. Aslında çok güzel bir zamanda. Gizem aslında sunumun en başında bahsetti ama koda dönüşlerin projesini biz Microsoft işbirliğiyle yapıyoruz. Birlikte çalıştığımız bu şekilde ortaklarımız var diyeyim, paydaşlarımız var. Ve biz hani ortaklık ve bağış sistemiyle gidiyoruz. Yaptığımız işin değerine inananlar ve yarattığımız faydaya inanan kurumlar olabiliyor, farklı dernekler olabiliyor. Bu şekilde finansmanımızı yürütüyoruz kodluyoruz olarak. Evet. İnanılmaz iştirakleri var arkadaşlar, destekçileri var. O yüzden. Yani bizim böyle çok şeylerimiz oluyor. Eğitmen aşamasında böyle bilinen eğitmenlerle de görüştük. Abi işte paranız bana yeter mi falan diyen arkadaşlar oluyordu. Dedim ya kardeşim yeter de sen yetecek misin ona, çok onu bir görelim dediğimiz böyle arkadaşlarımız oluyor. Yani o noktada finansman konusunda modellemeleri, ki zaten yurt dışında da beraber yürütülen bir şey, oluşum. Doğal olarak modellemeler oldukça... Ne anlatıyorum ben ya arkadaşlar? Evet, yani o eğitmenler noktasında bundan da şeyi söyleyeyim. Sizin söylemeye çalıştığınız şeyi belki özetleyeyim öyle. Yani herkesin emeğinin karşısında hak ettiği şeyi verme şeyiyle gidiyoruz. İnancıyla gidiyoruz kodluyuz olarak. Bu çalışan da olabilir, eğitmen de olabilir. Herkes her şekilde. Evet, şimdi burada böyle bir soru var ama sizin eğitimlerinizde kendimi geliştirdim, işe yarayacak web application'ları yapabiliyorum. Ama freelancer siteleri çok ölücü, para kazanmanın başka yolları var mı? Bence bu soru bana gelmiş bir soru. Ya da size mi gelmiş bilmiyorum. Çünkü size geldiyse şeyin başını kaçırmış demektir. Sizin oradaki minvaliniz, ne yapmak istediğiniz, bunu kaçırmış olması gerekiyor. Bundan dolayı. Bu soruya burada cevap vermeyeceğim. Kendi yayınım olsun, orada cevap vereyim. Tamam? Tamamdır. Bakıyorum. Yüz yapalım mı beğeni diyen var. Kullandınız mı? Güzel. Kendimle özel, benim özelimdeki soruları şimdi cevap vermeyeyim arkadaşlar. Sonra yine hızlı bir yayın yaparız. Ben de yapmak istiyorum. Açıkçası uzun zaman oldu. Üniversite topluluklarıyla Cengiz size soru sormuş. Evet. Üniversite topluluklarıyla biraz önce de söylemiştim. Bir yazılım alanında faaliyet gösteren üniversite topluluklarıyla bir oluşumun içindeyiz aslında şu an. Harekete geç olarak adlandırıyoruz bunu da. İşbirliği içindeyiz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Fikir paylaşımı yapıyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 40-45 arası bir toplulukla şu an işbirliği içindeyiz. Aynen. Ama ikinci kez geldi. Üniversite topluluklarıyla daha fazla ne yaparız diye de bir tartışmaya başlayabiliriz. Düşünmeye başlayabiliriz. Bir kere geldi soru. Evet. Güzel bir soru geliyor. Bu sefer olayın daha farklı yerinden yaklaşan bir arkadaşımız var. Kodyurz'un bootcamp mezunuyum. Mentor olursam beni nasıl bir süreç bulur? Güzel. Burada mentor dediğimiz arkadaşlarımız, en başında da söylediğimiz gibi, aslında yeni başlayan, Challenger ya da işte diğer çalışma gruplarına yeni başlayan arkadaşlarımızı destekleyen, onların sorularını cevaplayan arkadaşlarımız olarak tanımladık aslında en başında da. Bir bootcamp mezunu olarak kapımız her zaman açık, mentorumuz olabilirsiniz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye tabi tutmuyoruz. Çünkü zaten sizin aldığınız eğitimi biliyoruz. Hani bizden çıktığınız için de. O noktada hiçbir problem yok. Mentor olduğunuz takdirde de challenge'lar üzerinde gidecek olursak, haftada
Eskiden iki yapıyorduk, bire düşürdük. Bazen iki yapıyoruz, bazen bir. Birlikte çalışma seansları düzenliyoruz. Bir ya da iki kere. Bir ya da iki, bir gün ya da iki gün. O çalışma seanslarında sizlerin canlı da orada çalışan arkadaşlarımızın sorularını cevaplamalarını bekliyoruz Discord üzerinden. Bunun yanında, bunun dışında yine Discord aktif bir şekilde devam ediyor. Sorular geliyor yazılı kanallardan. Yine oradaki soruları da cevaplandırmanızı ve aslında o kültürü güçlendirmenizi bekliyoruz. Yani bizim hep kodluyoruz olarak benimsediğimiz bazı ilkeler var. Bir mezunumuz olarak, Furkan sen de çok iyi biliyorsun, işte ayrımcı olmamak gibi, paylaşımcı olmak, eşitlikçi olmak gibi gibi böyle işte bazı ilkelerimiz var. Onları da aslında o kültürü de benimseyerek o arkadaşlarımıza aynı şeyi onları yine aktarmak aslında bizim için en önemli nokta. Bu aldıklarımızı yine yeni gelen arkadaşlarımıza aktarmak. Bunların dışında aslında çok da bir şey beklemiyoruz. Tek istediğimiz yardımlaşmanız ve o dayanışmayı devam ettirmeniz. Bir de Gizem, küçük bir eğitim gönderiyoruz değil mi? Mentor olacak arkadaşlar. Tabii tabii. Biz öncesinde aynen kendi ekibimizle beraber biz bir araya geliyoruz. İşte nasıl mentor olunur, neler yapılır vesaire noktasına zaten bir konuşuyoruz. Bootcamp, bir soru daha gördüm, onu hemen cevaplayabilir miyim? Bununla çok alakalı. Aynen. Mezunu olmadan da aslında sadece sizle bir görüşme sağlıyoruz. Hani hangi noktalarda ilgili challenge'ın ya da ilgili mentorluğun hangi noktasında daha yetkinsiniz ya da ne kadar destek olabilirsinizi görmek adına sizle bir görüşme yapıyoruz. Ondan sonrasında yine mentor olabiliyorsunuz. Bir problem olmuyor. O yetkinliğiniz varsa da işte o konuda gerçekten hakimseniz o konulara yine mentor olabiliyorsunuz. Süper, süper, süper. Kodluyoruz diplomaya çok önem veriyor. Bootcamp'lerden alakası bölüm olduğu için dönüş alamıyorum demiş. Çok yanlış. Yanlış bir konu, çünkü gerçekten diploma, yani diplomadan kasıt üniversite diploması sanırım ya da üniversite bölüm ya da okul olarak. Gerçekten bizim kriterlerimiz arasında değil bu. Hiçbir zaman olmadı. Bizim en büyük kriterimiz motivasyon ve azim. Yani bir insan ne kadar çok istiyorsa bootcamp'e katılmayı ve ne kadar azimliyse, ne kadar devam ettirmek istiyorsa bu işi, o kişi gerçekten uygun kişi bizim için. Aynı zamanda bunun yanında farklı kriterler de var tabii işte. O noktada ne kadar ihtiyacı var bu bootcamp'e, ne kadar zamandır iş arıyor, iş yerleşmeye ne kadar hazır gibi bazı kriterlerimiz de var ama motivasyon çok önemli. Çünkü sonuçta burada bir eğitim, bir düzen var o tarafta, bir organizasyon var. Arkada çok ciddi bir ekip var. Hani o karınca gibi dediğimizde inanılmaz çalışıyor. Eğitmenlerimiz var, hafta sonlarını eğitimlere ayırıyor. Hafta içi de yine sorularını öğrencilerimizle de işte arkadaşlarımızın sorularını cevaplayarak yine vakit ayırıyor. O yüzden çok önemli görüyoruz biz bunu ve devamlılık da çok önemli bizim. Bootcamp'lere devam etmek, devamı sağlamak çok önemli. O yüzden ne kadar çok motivasyonunuz varsa, azminiz varsa da ne kadar çok istiyorsanız diğer kriterleri de sağladığınız takdirde bölümün bir önemi kalmıyor diyebiliriz. Ya da okuduğunuz okulun. Süper. Genel bir cevap vereyim. Arkadaşlar, yayın kalacak, kaydedilecek. Amaç bu zaten. Olabildiğince herkese ulaşabilmesini sağlamak. Bakıyorum. Diyor ki kodluyoruz. Mesela şimdi çok güzel bir soru sormuştu The Ark. İlk başta dedi ki liseye yönelik bir çalışmanız var mı? Hep üniversiteden konuştuk. Topluluklar, şunlar bunlar ama liseye yönelik var mı? Ondan sonra Kodluyoruz'dan cevap geldi. Canberk'ten yanlış hatırlamıyorsam. Junior'ına bak dedi. Kodluyoruz Junior'a. Ondan da bu cevap geldi. Kodluyoruz Junior benim için çok düşük seviye. Ondan güzel haberler verelim. Kodluyoruz Junior şu anda önümüzdeki sene başlamak üzere çok güzel bir proje üzerine çalışıyor. Yine Patika ile aslında ortak yapılacak bir proje üzerine çalışıyor. Umuyoruz ki burada senin seviyeni de mutlu edecek bir şekilde olur diye düşünüyorum. Şu anda bu kadarını söyleyebiliyorum sanırım onun. Yani burada farklı bir şey üzerine çalışılıyor, proje üzerine çalışılıyor ve onların da aslında bir topluluğu var, bir Discord kanalları var ve orada da onlar da farklı etkinlikler yaparak herkesin aslında mutlu olacağı projeler çıkarmasını ve öğrenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Süper. Ve bu arada lise öğrencisi olarak da şey yapılabiliyor olması lazım şu anda. Hani koda dönüştürelim de Patika üzerinden gidip buradan ilerleme noktası yapılabiliyor. Evet. Yani peki bir şey soracağım ben. Lise öğrencisi ya da değil ya da bir okul okumamış fark etmez. Bu şekilde hani orada bir okul
kıstası var mı? Yani demek istediğim şey şu. Kesin hani okulunu belirt ya da şunu yap bunu yap öyle bir durum var mı? Niye Junior'dan mesela giriş yapacak? Çünkü Junior'da aslında çok fazla program var Kodluyoruz Junior tarafında. Belki onlarla da bir yayın yaparsınız bir gün. Yani Kodluyoruz Junior tarafında ortaokul liseye özel olarak yapılmış. Mesela burada online dersler devam ediyor. Hani buradaki çeşitli okullarla ortaklaşa yapılan dersler devam ediyor. Böyle olduğunda okul tabii ki de önemli oluyor. Çünkü oradaki okulla ortaklaşa giden dersler oluyor noktası. Ama bir insan eğer ki özellikle de hani şu anda eskiden neydi? Yüz yüzeydi, bootcamp'ti sadece. Ve bu yüzden burada çeşitli kıstaslarımız oluyordu. Burada işe yerleştirme odaklı olduğu için bootcamp'ler buradaki seçimlerde üniversitenin sonundaki öğrencileri mesela üniversitenin başındaki öğrenciye göre önceliklendirme olabiliyordu. Ama şu anda online'a geçildiğinde ve Patika gibi bir platformu biz de kullanırken aslında çok haklısınız. Hani buradaki aradaki o duvarlar yavaş yavaş eriyor. Hani öğrenmek istediği şey eğer ki Patika'daki eğitimler üzerinden varsa tabii ki de oraya gidebilir. Kodörs Junior'da daha çok bu gruba özel olarak yapılan ve bu grubun ihtiyaçları düşünerek yapılan şeyler var. Mesela işe yerleşim odağı yok Kodörs Junior tarafında. Ama biz diğer tarafta işe yerleşim de kafamızda olarak sürekli projeleri geliştirmeye çalışıyoruz. Süper. Çok net oldu. Serkan ve Batuhan'ın iki menle konuşalım. Aynı minvalde farklı dile getirilmiş soruları var. Batuhan'ın sorusu aslında diğerini de kapsadığı için Batuhan'ın sorusunu alalım. Diyor ki Patika üzerindeki eğitim ve ödevleri tamamladıktan sonra sektörde iş bulabilmek adına nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bu konuda en sağlıklı şekilde Kodluyoruz ekibi nasıl yardımcı olabilir? Aslında bunun cevabını verdiniz fakat geç gelmiş olabilir. Serkan'ın cevabı tabii. Serkan'ın sorusunu cevaplayalım içinde bu arada. Tamamdır. Tamamdır. İstersen ondan sonra girelim ama burada Gizem'in bahsettiği aslında şu anda Kodluyoruz Discord'u üzerinde çeşitli etkinlikler yapacağız dedik. Ve burada hani sadece kodlama öğrenmek değil soft skills noktası da var. Mesela bir grup olarak proje çıkarmak gibi. Ya da CV noktasında CV'ni düzgün düzenlemek vesaire şeklinde burada etkinlikler yapılacak. Bunlarla bir kendini daha fazla geliştirebilirsin. Tabii ki sen de bunlarla birlikte işlere başvurabilirsin. İkinci tarafı da bunları bitirdikten sonra senin CV'nin aslında bizim kocaman olan o havuzumuza düşüyor. Bu havuzdan senin eğer ki profiline uygun pozisyonlar varsa buradaki yönlendirme yapmaya çalışan başka bir ekibimiz de var. Bununla uğraşıyorlar sadece. Güzel bir soru geldi. Hadi bakalım. İş yerleştirme süreçlerinde firma ile yapılacak sözleşme tarafına dahil oluyor musunuz? Ne gibi bir dahiliyetten bahsediyorsunuz? Yani o konuda da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Çünkü iş geliştirme ekibi ayrı olarak çalışıyor o tarafta. Yani tabii ki de arada belli sözleşmeler vesaire oluyor ama ne kadar dahiliz o konuda yanlış bir bilgi vermek istemeyiz. Ama eğer çalışanın iş sözleşmesinden bahsediliyorsa ben çok zannetmiyorum çok fazla dahil olunduğunu. Çünkü oradan yani. Sonrası zaten şirketle işverenle çalışan arasında bir süreç oluyor. Ama kesinlikle. Yine de yanlış yönlendirmeyeyim. Belki Patika'dan bir arkadaşlarımız varsa burada onlar belki cevaplayabilir. Evet, Bahar cevap verdi. Bahar cevapladı aynen. Evet, Bahar cevap verdi. Evet, benim bir sorum yok. Eğer ilgili soru gelirse size yöneteyim. Gelecek bootcamp'lerden Serkan bu sorunun cevabını ben not aldım. Kodluyoruz ile beraber bootcamp'lerin ne olduğunu, bootcamp'leri anlatacağımız, bunların planlamalarını, takvimlerinin neye göre değişip değişmediğini gibi detaylı konuları ele alacağımız bir yayın yapalım diye teklifte gideceğim. Hatta şimdi söylüyorum arkadaşlar, ilgili arkadaşlara iletirseniz çok güzel olur. Konuşuruz. Bahar uyuyor şu an sanırım. Evet, beklerken Kodluyoruz'un sitesine gidip bootcamp'e tıklarsan orada gelecek olan bootcamp'leri de görebilirsin. Ama yayında da bunların bütün detaylarını güzel güzel alırsın zaten. Süper. Oo. Patika'dan Cansu tüzel bir bot mu diyor. Cansu gerçek bir kişi arkadaşlar. Cansu. Cansu gerçekten gerçek. Çok güzel. Boya kayalar bize süper sticker gönderdi arkadaşlar. Hadi. Bunları benden istemeyin. Bunlar benim yayınım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi. Bora. Şey vardı. Bir soru daha vardı. Tuğrul'dan güzel bir soru. Freak
Code Camp benzeri sitelerde tamamladığım eğitimler, aldığım sertifikalar var. Bunları dahil ederek bazı dersleri yapmama yapmama gibi, muaf olma gibi bir şansım olabilir mi demiş. Şu an için yok. Zaten şöyle, derslerde mesela biz çok temelden başlatıyoruz. Patika'ya girip incelerseniz herkes için temel derslerden başlıyor ve aşama aşama ilerliyor. Orada o noktada şey de gözetiyoruz. Bu dersleri bilen insanlar ya da arkadaşlarımız olabilir. Yani hani bunu zaten çoktan bilen. O yüzden istediğiniz patikadan başlayabiliyorsunuz aslında. Yani orada en sonunda sizin yaptığınız en sondaki o proje ya da ödevlerdeki ilerlemeniz biraz daha bizim için şey kazanıyor. O noktada önem kazanıyor. Hani o noktada dediğim gibi muaf olmak ya, zaten siz o projeleri başarılı bir şekilde tamamladığınız takdirde iş geliştirme ekibimiz iş arıyorsanız eğer sizi iletişime geçiyorlar. Hani o noktada muaf olur muyum olmaz mıyım gibi bir kafa karışıklığı da olmasın. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet ve çok güzel bir şey. Big X bu şeyi kullanmış. Neydi bu? Bilmiyorum. Süper Sticker mıydı bu yine? Kendisi Node.js eğitimi gelsin, bir de Tayfun abiye geçmiş olsun demiş. Ücretli bir mesaj eklemiş. Sağ olasın. Teşekkür ederim kardeşim. Tayfun abiye geçmiş olsun. Neyi varmış Tayfun'un? Hayırdır, ben niye bilmiyorum. Neyse, bu bizim şu anki konumuz değil. Güzel. Bakıyorum. Java ile backend geliştirme patikasına ne zaman backend dersleri, GSP, GSF ve Servlet ne zaman eklenir gibi bir şey gelmiş. Bununla ilgili ha doğru, kulak ağrısı vardı, doğru. Bununla ilgili bizim Mahmut bir şeyimiz var mıydı? Mustafa Mahmut, Şamil sorayım. Müfredatımızda var mıydı? Kendisi bu onların kendilerinin buradan cevap vermesi daha doğru olur arkadaşlar. Tayfun çok büyük bir akıllılık yapmış. Böyle kulağını böyle şey yaparken yanlışlıkla vurmuş. İçeriye kadar girmiş o ince şey. Ve doğal olarak çok şey, bir zarı patlamış mı ki? Yok, daha patladığını söylemedi ya. Neyse dur. Neyse, bu konu başka bir konumuz. Kod diyoruz. Öğrenci mailimi bulmuş. Yazdım, hatırlayamadım. Ondan bir sorayım değil mi? Tamam. Sanıyorum. Başka sorumuz yok gibi gözüküyor. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yeni kapatayım mı? Ne diyorsunuz? Tamam. Biz teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz dinlediği için, soruları için. Daha fazla sorunuz varsa yine bizleri LinkedIn'den ekleyerek ya da Discord sunucumuza gelerek, orayı aktif olarak kullanıyoruz. Hani ekip olarak hepimiz oradayız. Sorularınızı sorabilirsiniz. Her zaman cevaplamaya hazırız. Teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Gelecek dersler için, challenge'lar için ve diğer etkinlikler için demek istiyorum. Aynen. Hocam size de teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için kanalımızda. Süper. Yani kursunuza gidip koda dönüştürelim'e tıkladığınızda oradan kayıt işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz, dahil olabiliyorsunuz ve Discord üzerinden zaten bütün etkinlikleri yapıyoruz. Oraya geldiğinizde sorularınızı sorabilirsiniz. Etkinliklere katılabilirsiniz. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Süper. Bence oldukça keyifli bir yayın oldu. Bilgilendirici bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz kurumsal seviyede yaptığımız ilk yayında arkadaşlar. Biz öyle söylemişti. Kod diyoruz ekibiydi. Kod diyoruz ekibi demek doğru mu bilmiyorum. Kod diyoruz ekibinin iki tane insanı. Ya hayır, tabii ki de ama... Bu işte Gülcan'ın da şey yapsam, kod diyoruz'u bugün ağırladık diyeceğim mesela. Yani hep beraber böyle şeyden yapılacak halimiz yok. Herkese oraya takacak halimiz yok. Kod diyoruz ekibi konumuzdu. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında kendinize görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.